Gün geçmiyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir sözüyle tartışmaların odağına oturmasın. Bugün viran şehirdeydi. Dünyanın Türk ekonomi modelini izlemeye aldığını söyledi. Enflasyonla mücadeleyi biz biliriz. İyimser olun. Ne zaman sizi yanılttık dedi. Ama dünden kalan Türk ekonomisini kurtardık sözlerinin tartışması da daha bitmedi. İşsizlik, enflasyon, borçlanma rekorunu hatırlatan muhalefetten tepki üstüne tepki yükseldi. Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah. Kim o felakete sokmuştu? Senden önceki bakan mı? Hani o bırakıp giden damat bakan mı? Birisi bir felaketi sebebiyet verir ki sen kurtarmışsın. Hayırdır, neyi kurtardınız? Faizi mi düşürdünüz? Enflasyonu mu düşürdünüz? Hayat pahalılığına çözüm mü getirdiniz? Muhalefetin ekonomik kriz, buhran yaşıyoruz dediği günlerde faizle kura sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah açıklaması geldi Bakan Nebati'den. Muhalefet faizi, enflasyonu, işsizliği, en yüksek borçlanma oranlarını hatırlatıp kurtarılan ne sorusunu sordu. 4 milyon resmi, 8 milyon işsiz ne oldu? Bu hafta 8,7 ile dolar borcu almadık mı? Resmi 54, gerçekte 120 enflasyon ne oldu? Peki Türkiye'nin CDS'leri 600 lira yaklaşık değil mi? Neyi kurtardınız? Sanki daha önceki dönemde başka bir hükümet vardı. Bu ülkeyi ekonomik felakete siz sürüklediniz. Nurettin Nebati daha dün Türkiye'yi %8,8 dolar faiziyle borçlandırdı. Bu tefeci faizidir. Böyle mi kurtarıyorsunuz Türkiye ekonomisini? Muhalefet iktidarın gündeme getirmediği ekonomik verileri ortaya koydu. Kurtulan ne, neyi kurtardınız diye sordu. Hazine ve Maliye Bakanı'ndan cevap istedi. Bakan Nebati daha önce ekonomi gözlerdeki ışıktır demişti. Bu kez de ekonomi rakam değil umuttur. Hücrelerde hissedilir diye tarif etti. Ekonomi sadece rakam değil. Vücudunuzun her alanında, sadece gözlerinde değil, hücrelerinde hissedecek enerjiyle tanımlarsınız. Yemek tarifi verir gibi. Sürekli ekonomi tarifi veren bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Gözlerdeki ışıklardan hücrelere geçti ama vatandaş işsizliği, yoksulluğu, açlığı iliklerine kadar hissediyor. Yazıklar olsun. Utanmadan dalga geçiyor, millette kafa buluyorsunuz. Nurettin Nebati ekonomi modeli, enflasyonla mücadele ile ilgili her cümlesiyle ve iyimserlik isterken muhalefetin şimşeklerini üzerine çekti. Türkiye ekonomi modeli bir gerçekliktir. Dünya bu modeli şu anda izlemeye almış durumda. Enflasyonla nasıl mücadele edeceğini en iyi bilenlerdeniz. İyimser olun. İyimserlik bu toprakların en güzel özelliklerindendir. Sizin devraldığınız Türkiye'de enflasyon %30'du. Şu anda tüketici enflasyonu %54, üretici enflasyonu %105 oldu. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz. Siz bizim söylediklerimize bakın. Ne zaman yanılttık ya? Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman yanılttı? Allah'ın izniyle bu işlerin üstesinden geleceğiz. 20 yıldır ülkeyi batırdılar. Şimdi işimiz Allah'a kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı'nın neredeyse her sözü siyasette fırtınalar estiriyor. Onlardan biri de Türkiye'de genç, iş adamı, iş insanı olmak tatlılıktır sözleriydi. Bu ülkede genç olmak, bu ülkede iş adamı olmak, iş kadını olmak o kadar tatlı ki. Allah aşkına hangi Türkiye'de yaşıyor ya?